Sevgili hocalarımız, 55. dönem Sakarya Üniversitesi'nde her gün ön sıralarda üstadlarımızı görüyoruz. Onlara hoş geldiniz. Arka sıralarda genç kardeşlerimizi görüyoruz. Onlar bize umut verecek, bizi yeşertecek, bize daha büyük kardeşlerimiz. Onlara hoş geldiniz diyoruz. Orta sıralarda benim gibi orta planlı olanlara da hoş geldiniz diyoruz. Çünkü üstadlardan aldığı bilgi, deneyimi, ustalardan gördükleri kıymetli değerleri gençlere taşıyacak olan orta kademedeki olan meslektaşlardır. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. 55. dönem Sakarya Barosu Olağan Genel Kurulu hepimize hayırlı olsun. Niçin hayırlı olsun diyorum? Bunlar aslında demokrasinin yarıştığı günler. Bunlar aslında mesleğin sorunlarının ayrıntılı olarak konuşulduğu günler. Bunlar aslında yakınlaşmanın, meslektaşlar arası irtibatın, meslektaşların birbirini tanımasının mümkün olduğu, birbirimize daha yakın olduğumuz günler. Bunu da çok kıymetli olarak görüyoruz. Bunu da buradan ifade etmek isterim. Sakarya Barosu öteden beri bir geleneği elinde tutuyor. Bu gelenekte hukuk üstünlüğü için mücadele etmekteydi. İnsan hakları için mücadele etmekteydi. Kırılgan hukuklar dediğimiz çocuğun, kadının, engelli bireyin, hiç kimsenin sahip çıkmadığı ötekileştirilenin aslında sahibi ve hukuk mücadelesi yapan bir baro. Biz 54. dönemde bunu yerine getirmeye gayret gösterdik. Önümüzde 55. dönem var. 55. dönemde de inşallah bu şekilde devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ben çok uzun konuşmayı sevmem. Tabii her biriniz biliyorsunuz. O yüzden son derece kısa tutuyorum. 54. dönem çok heyecanlıydı. 55'te aynı heyecana devam edecek. Ama iradesi hep çalışmak, çalışmak, çalışmak olacak. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Açıyorum toplantıyı. Çünkü dışarıdan gelen bilgi çerçevesinde yeter sayımızı sağlamış bulunmaktayız. Gündemin ilk sırasında Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve İstiklal Marşı'nın ifa edilmesi konusuydu. Hemen kürsünün önüne onların adına birer tane gül koyduk. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Benden sonraki dönemlerde de bir gelenek olarak aramızdan ayrılan meslektaşlarımız bakımında devam etsin isterim. Nacizane. Şimdi gündemin ikinci sırasında ifa ettiğimize göre üçüncü sırada Başkanlık Divanı'nın oluşturulması aşaması var. Dolayısıyla bu aşamaya ihtimam edeceğiz. Bir tane teklif olduğunu söyledi Sayın Sekreter. Hem okuyorum hem oylarınıza sunuyorum. Ondan sonra divanın teşekkürüyle işlemlerine devam edelim. Mikrofona uzak konuşuyorum. Çok alışkın oldum. Evet. Sakarya Barosu 55. Olağan Genel Kurulu'nda geçici divan başkanlığına yapılmakta olan genel kurulda divan başkanlığına Avukat Ali Rıza Acertürk, başkanlık için Ali Rıza Acertürk, başkan yardımcılığına Avukat Ayşe Özkul Erdem, üyeliklere Asena Yaşar teklif edilmiş. Teklifi sunanlar Avukat Akın Çağlar Göktürk, Avukat Cumali Pehlivan, Avukat Işıl Turhan, Avukat Ekrem Duran, Avukat Faik Nezih Sipahi, Avukat İkbalebiz Yıldız, Avukat Serdar Özder, Avukat Reyhan Şahin. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. Buyurun sayın. Koyma esnasında saygılı şu istiklal başta bulunmuş olsa da bence buradaki çoğunlukla birlikte Sakarya Barosu olarak başta Ulan'da Mustafa Kemal Atatürk tüm şehitlerimiz vefat eden meslektaşlarımız için bir saygı duruşuyla İstiklal Marşı'nda burada tekrarlamakta fayda var diye düşünüyoruz. Takdir tabii. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Çok doğru, geçen genel kurulda da bir gündem konusu olmuştu. İstiklal gerçekleştirelim. Sayın Başkan, başlamadan daha önceki maddeyi aslına göre ek seneyle kabul edilmiş. Bunu uygulayalım diye düşünüyorum.
Genel kurulumuz şimdi elimizdeki gündemi okuyarak gündemi oylarınıza sunmak istiyorum. Ancak gündemimizin her zaman olduğu gibi biliyorsunuz 16. maddesi her şey bittikten sonra dilek ve temenniler kısmıdır. Buraya baro başkan adaylarının konuşmasından sonra artık oraya bir dönüş olmuyor genel kurullarda. Ama günlerde böyle düzenlenerek geliyor. Kuralı bu. Ben genel kurula bu dilek ve temenniler kısmının 10. maddede raporlar, eleştiriler, öneriler ve bu sorunlar üzerine görüşmeler kısmı var. 10. maddeyi de 16. maddeyi birleştirerek yani 16. maddeyi 11. madde gibi oylarınıza sunmak istiyorum. Bu şekilde olması daha önceki genel kurulların tecrübelerimizde sabit. Dolayısıyla şimdiden sonraki genel kurulla ilgili maddeyi gelişimi tutacağım. Düşüncem o. O şekilde oylarınıza soracağım. Şu anda söylemek istediğim şey dilek ve temenniler kısmının 10. maddeden sonra yani 10. maddeyle birlikte ele alınmasını oylarınıza sunmak istiyorum. Bir karşı görüş varsa işaret buyursun. Yoksa oylara sunacağım. Evet. 16. maddenin 10. maddeyle birlikte ele alınmasını kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Divan kurulu oluşturuldu. 4. maddemizde genel kurula katılan konukların tanıtılması ve genel kurulun gelen mesajların okunması. 5. madde çalışma dönemi içerisinde vefat eden meslektaşlarımızın anılması. 6. madde yine baro çalışma raporunun genel kurula sunulması. 7. madde baro mali raporunun genel kurula sunulması. 11. madde eleştirilerin yanıtlanması. 12. madde yönetim kurulu ve denetleme kurulunun üstadlarımızı çok fazla tanımıyor olabilirler ama bizlerin hayatında hepsinin çok derin izleri var. İsimleri hatırımıza geldiğinde yaşadığımız anılarla ilgili birçok şey var. Sizlerin de gelecekte inşallah yakın arkadaşlarınızın ürünlerini genç yaşlarda karşılaşırsınız ama gelecekte bu bölüm biraz önem taşıyor. Duygusal bir dönem. Mesela eski baro başkanlarımızdan Avni Akran abimizi kaybettik bu dönemde. Belki kişiliğiyle, duruşuyla çok özel bir insandı. Yine Akyazı'da vukuatlık yapan Haluk Fikret Ak abimizi kaybettik. Benim devrelerimden Sedat Eraslan kardeşimizi kaybettik. Avukat Mustafa Ümitepe'yi kaybettik. Avukat Turan Özüme'yi kaybettik. Bu da çınarlarımızdan biriydi. Stajyerlerimizden Cem Sarı bu dönemde vefat etti. Ve Nurhan Baylav Salkım arkadaşımızı kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Başkanımız da nezaket göstermiş. Hepsi için temsilen bir gül bize eşlik etsin diye bulundurmuş. Bu inceliğinden dolayı başkana da teşekkür ediyoruz. Cümlesine Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet Sayın Başkanım, baro çalışma raporunun genel kurula sunulması. Bununla ilgili görevli arkadaşımız kimse çok uzatmadan ana başlıklarıyla devam edersek raporlara memnun oluruz. Biz faaliyetlerimiz bu ülkelerimizde faaliyet raporuna başlamadan önce şunu ifade edeyim. Biz hep şu inançla hareket eden insanlarız. 100 fikir yarışsın, ne kadar tartışma olursa olsun, ne kadar farklı söylenir olsun, doğru adım bulunsun insanlarız. Biz bu 14 aylık dönemde her gün defalarca kez her hususta ayrıntılı olarak şeyler yapmak zorundayız. Bütün değerlendirmelerimizi yaptık. Bir nebze başarılı olabildiyse bu vesileyle başarılı olmak. Çünkü her sözü dinlemek ve en güzelini seçmek aslında bizim anlayışımızın ve inancımızın bir gereğidir. Yönetim kuruluma bu manada teşekkür ediyorum. 14 aylık kısa dönemde neler yaptık? Daha önceki projelerimiz içerisinde hep şunu ifade etmiştik. Biz ilan ettiklerimizi yerine getirme gayreti içerisinde olacağız. Dolayısıyla seçilir seçilmez ilk her fırsat bir fidan projemizi yerine getirdik. Bizim dönemimizde
fırsat alan tüm meslektaşları siz kalmayacaktır. Bu konuda her daim sözünü söyleyecektir. Bir takım şeyler tabii ki yapıldı şehrimizde ama yeterli olmadığını düşünüyoruz. Hep biz var olarak daha fazlasını istiyoruz. Daha fazlasını istediğimiz noktada şuna gayret gösteriyoruz. Bir, farkındalık artsın. İki, eylemselliğe dönüşsün. İşte bizim gayretlerimizden bir tanesi mütemadi olarak bu AFET'e yaptığımız gönderme nedeniyle AFET farkındalık eğitimleri. Bir başka şey yaptık. Türkiye'de hiçbir baroda, hiçbir sivil toplum kuruluşunda acil olarak afet anında müdahale edecek 27 kişilik bir ekip yok. Bu dönemde biz, Allah korusun, bir afet gerçekleştiğinde farkındalığı şurada yaratmaya çalışıyoruz. Afet öncesi, afet sırası, afet sonrası. Ama afet sonrasında, afet sonrasında yapılacaklara ilişkin olarak bir özel ekibimizi oluşturmuş bulunuyoruz. Bunun da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Değil barolar arasında şehrimizdeki çok az sivil toplum kuruluşunda afet müdahale ekibi yok. Bizim böyle bir ekibimiz şu an itibariyle var. Bir başka şey yaptık. Bütün meslektaşlarımızın adres bilgilerini afet anında ulaşabilmek anlamında güncelledik. Bunu da bir programla düzenledik. Allah korusun ki geleceğini bilim söylüyor, sistematik olarak da söylüyor. O anda bizim ne yapabileceğimize ilişkin bir hazırlığımız var olarak var ve kendi müdahale ekibimiz var. Bunu da çok kıymetli bir konu ifade ediyoruz. SUBİ ile Sakarya'da ikinci bir üniversitenin varlığı çok kıymetliydi. Ve meslek yüksek okullarından teşekkür eden Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile gelir gelmez bir protokol hazırladık. Bu protokolü niye hazırladık? Bu protokolde meslektaşlarımızın sekreterliğe hizmetini ya da katiplik hizmetini götürebilecek kişilerin nitelikleri bağlamında bir seçici olmak anlamında, ikincisi de meslektaşlarımıza primlerini kendileri ödemeksizin devlet tarafından, hazine tarafından karşılanan primlerle hem o öğrencilerin önünü açmak hem de meslektaşlara katkıda bulunmak maksadıyla bunu yaptık. Ne yaptık? Şehrimizde biliyorsunuz 16 tane ilçe var, 16 ilçenin her biriyle adli yardıma ilişkisi olarak görüşmelerimizi ve protokol isteklerimizi dinledik. Daha önce Serdivan Belediyesi'nde yapılmıştı. Ancak bizim dönemimizde her belediye söz vermesine rağmen her nedense yapılamadı. Ama hala yapacaklarını söylüyorlar 14 aydır. Biz de kumaçla ve heyecanla bekliyoruz. İnşallah bize de nasip olur diye. Zira bizi örnek alanlar, Alim Bey'i burada anmadan geçmek olmaz. Alim Bey'in müthiş bir katkısı var. Bütün Türkiye'ye önderlik etmiş. Baro başkanları toplantısında ilk kez dile getirdiğimizde bile kanunda böyle bir madde mi var? Bunu nasıl işletebiliriz? Biçiminde karşılanan bir olguda yıllardır mücadele veriyor ve bu işin mimarlarından biri. Sakarya Barosu'ndan önce hiçbir baro bir belediyeyle bir protokol, adli yardım için bir protokol imzalamak suretiyle bir süreç yürütememişti. İlk kez Serdivan Belediyesi ile yapıldı bu protokol ve belediye baromuza tevdi edildi. Ancak bizim dönemimizden önceydi. Biz bu bağlamda hangi dünya görüşü, hangi siyasi parti olduğuna bakmaksızın ki baromuz siyasi düşüncelerin üstesinde bir eylemsellik içerisindedir. Hepsine başvuruda bulunduk. 4 tanesi olumlu döndü. Ancak mali kaynaklarla ilgili bir takım gerekçeler sunuldu. İnşallah bu dönemde bunu tamamlamak mümkün olur. Ancak bizden önderlik alıp, bizim Alim Bey'imizin hazırladığı protokolleri alıp başka belediyeler aldı. Bu da benim için de yaradır. Bizden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi aynı protokolleri kullanmak suretiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden aldı. Yakında Adana Seyhan Belediyesi'nden Adana Barosu protokolleri bizden almak suretiyle yine Alim Bey'le görüşmek suretiyle 500 milyara yakın bir bedel aldı. İnşallah bize de nasip olur diye düşünüyorum. Önderliğini yaptığımız bu işte. Adli yardım ücretleri niye kıymetli? Baro'da kırılgan, baronun kırılgan olarak avukatlık hizmeti noktasında çok önemli bir görevi var. Sadece parası olanın adalete ulaşabildiği bir sistem bizim hayalimiz olan bir sistem değil. Bizim istediğimiz, hayal ettiğimiz ülkede eşit şartlarda ve sadece sermaye gücüne, para gücüne sahip olanların değil, herkesin adalete ulaşabildiği
bir hayalimiz var. Ve bu hayal uğruna Sakarya Barosu yıllardır mücadele ediyor. Türkiye Barolar Birliği mücadele ediyor. Dolayısıyla yoksulun, ezilenin, istismara uğrayanın avukatlığını yapmak bizim için bir onur. Bütün meslektaşlarımız için bir onur. Ancak hazineden gelen kaynaklarla ilgili ciddi problemler olduğu için bu kaynakların kanundan kaynaklanan, avukatlık kanunundan kaynaklanan ek kaynaklarla sağlanması mümkün. İşte belediyeler bunlardan bir tanesinde imkan sağlandığında hem meslektaşlarımızın mesleki faaliyetlerinde ve ekonomik gelirlerinde bir artışa neden olacak süreç hem de kırılgan grup dediğimiz kimselerin adalete erişimi bakımından çok önemli bir kıymet diye düşünüyoruz. Biliyorsunuz tarafı olduğumuz sözleşmeler de adli yardımı önceliyor. Dolayısıyla bunu ifade etmiş bulunalım. Bir tane de açık cezaevi. Ferizli ilçesinde daha evvelden L1 olarak adlandırılan cezaevi pas sorumluluğu dışında L2 ve L3 biçiminde adlandırılan iki tane cezaevimiz faaliyete başladı. Biz bununla ilgili olarak öncelikle şöyle bir talepte bulunduk. L1 cezaevi tutuklu cezaevine dönüştürülsün diye Adalet Bakanlığı Ceza Teklif Evleri Genel Müdürlüğü'yle görüşmelerimizi yaptık. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor. L2 ve L3'ün de hükümlüye dönüştürülmesini istedik. Zira orada Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir başka sorunla karşı karşıyayız. Bu sorun ne? Bu sorun 1700 adım L2'ye ana kapıdan, 600 adım da L3'e ana kapıdan bir yürüyüş mesafesi var. Bu yürüyüş mesafesiyle ilgili olarak ciddi problem yaşıyoruz. İçeriye avukat arkadaşların araçlarının alınmasıyla ilgili olarak taleplerimizi defalarca ineledik. Ancak bu taleplerimiz müsbet karşılanmadı. Gerekçe olarak da şu ifade edildi. Türkiye'nin her yerinde açık cezaevlerinin etrafına çelikler çekilir. Bu cezaevinde Adalet Bakanlığı çelikler çekmemiş. Dolayısıyla bir irtibat olmasından endişe gayesinde böyle bir durum değerlendirilmiş. Dolayısıyla ilk olarak bu cezaevi faaliyete geçmeden 3,5 ay önce mücadeleye başladık. Dedik ki, bir, otopark alanı belirlensin avukat arkadaşlar için. İki, olmuyorsa L1 cezaevi tutuklu cezaevine döndürürüz. Olmuyorsa o zaman bir araç tahsisi sağlansın. Bu kadar bu mesele çok nazar itibari alınmamış. İdari yargıda avukat bekleme odası organize edilmiş durumda. Ek binada bir tuvalet sorunu vardı. O avukat yine avukat bekleme odası alt katta, üst katta halledilmiş durumda. Burada Türkiye Barolar Birliği'ne teşekkür etmemiz gerekir diye düşünüyorum. En azından ben kendi adıma ve yönetim adına teşekkür etmek istiyorum. Teftiş konusunda Sakarya Barosu'na her zaman yardımcı oldu. Şimdi Sakarya Barosu'nun bir geleneği var. Biz bu baroya 2002'de geldik. 2002'den bu yana gördüğümüz bütün başkanlarımız, bize önderlik eden bütün kıymetli üstadlarımız, baromuzun bu insan hakları bakışını bize adeta nakşederek koyup beynimizin içine yerleştirdiler. Sakarya Barosu bu dönemde, hani hep zikrediyorum ya kırılgan gruplar, aslında bizim kanundan kaynaklanan görevimiz, olması hasebiyle bu tip davaların her birisine müdahil olduk. Kadına yönelik, çocuğa yönelik, çocuk hakları komisyonumuz, kadın hakları komisyonumuz ziyadesiyle aktif çalışıyor. Aktif çalıştığını hepiniz de biliyorsunuz. Ama onun dışında toplumsal dava dediğimiz, kentin dimağında acı olarak kalan davalarda da Sakarya Barosu davalara müdahil oldu. Bir hangisine müdahil oldu? Kentimiz 3.2 şiddetinde sarsıldığı bir olay yaşadı, bir patlama yaşadı. O patlamadaki bizden önceki yönetim kurulumuz müdahale kararı almıştı. O davaya müdahil oldu. Bizim görevimizde de nasıl güzel söyleyebilirim diye sermayenin ihtiyacını karşılamak için üst düzeyde ben de sorduk. O askerlerimiz bu araçların içerisine niye bildirildi? Onlar niye yani ülkemizin kıymetli değerli bir tane şehit olan askerimiz orada insan yetiştiren bomba imha uzmanıydı. O davaya müdahil oldu. Onun dışında
bir kadın cinayetine maruz kalan, katledilen meslektaşımız Gülare Yıldız'ın davasına müdahil olduğu cenazesi ve diğer süreçlerine katılıldı. Diğer toplumsal davalarda da duyarlılık gösterilmesi gereken her davaya Sakarya Barosu müdahil oldu. Bu dönemde hiçbir meslektaşımızın şunu söyleyemeyeceğini düşünüyorum. Ya bir olay oldu ve Sakarya Barosu neden burada yok? Bu olayın içerisinde niye aksiyon almadı? Burada niye haksızlık karşısında durmadı? Diyemeyecektir diye düşünüyorum. Şunu söyleyeyim, biz yönetim kurulumuzla 14 ay boyunca hep de yüzlerine de söylüyorum. Her hususlu istişare ettik, birbirimize bir acı sözümüz olmadan her şeyi planladık. Her adımı, her davayı, her meseleyi ayrıntılı olarak istişare ettik ve ona göre aksiyon aldık. Bundan sonraki dönemde de, bizden sonra da böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bir bayrak yarışı. Neyi ne kadar tartışırsanız ve edebinizle tartışırsanız muvaffak olursunuz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Burada katilden Ersin Aslan meslektaşımızı anlamak olmaz diye düşünüyorum. Ersin Aslan meslektaşımızın katledilmesinde Sakarya Barosu çok eylemsel bir tavır sergiledi. Bu eylemsel tavır ne? Türkiye'de 7 baro sadece CMK'ye durdurdu. Doğrudur, yanlıştır. Ayrı bir tartışma konusudur. Hak ihlali bağlamında. Onun da önüne geçmek için CMK ve CMK koordinatörümüz ve yönetim kurulumuz bir fiil ekran başında durmak suretiyle bütün süreci yönetti. Şöyle söyleyelim. Eğer çocuk varsa, kadın varsa derhal müdahale edildi. Ama onun dışında eğer ki kişinin gözaltı süresi uzayacaksa yine yönetim kurulumuz ve avukat hakları merkezimiz tarafından duruma müdahale edildi. Simgeseldi, yapılabileceğini göstermek açısından önemliydi ve isyanımızın yansımasıydı. Öbür taraftan da Türkiye'de sadece 7 baronun yapmaya, 6 baronun yapmaya cesaret edebildiği, yargılanma riskini almak suretiyle cesaret edebildiği bir olguydu. 7. olarak da Sakarya Barosu bu kararın altına imza attı. Bütün yönetim kuruluma bu bağlamda teşekkür ediyorum. Cesaretlerinden ötürü. Hallettik diyorum. 110 eserlik bir kütüphane kazandırdık. Bu kazandırdığımız eserlerin özellikle genç meslektaşlar bakımından faydalı olacağını düşünüyorum. Kütüphaneye ek olarak da bir takım yazılım programlarıyla anlaşıldı. Bu anlaşma neticesinde de meslektaşlarımız ücretsiz olarak bunlardan istifade edebiliyorlar. Sakarya Barosu'nun böyle kronikleşmiş bir sorunu vardı. Her adliyeye giden bu otoparkın sorunu ne kardeşim? Bu otopark niye çalışmıyor? Bu X-ray internet sistemi niye böyle ciddi eleştiriler ortaya konuyordu? Geldik daha üçüncü günümüzde otopark sorununu kökünden çözdü Sakarya Barosu. Alper Bey'in buradaki katkısını almadan olmaz. Kendimize has bir sistemiyle, özel bir sistem kurması suretiyle bu adliye sorunu, adliyedeki otopark sorununu halletti. Biliyorsunuz Sakarya'da yeni adliye yapılıyor. Öteden beri istediğimiz, hayalini kurduğumuz bir adliye cümlesi vardı. Gönül isterdi ki adalete erişimin en kolay olduğu şekilde bir adliyemiz olsun. Yani kent merkezinde olsun. Ancak projelerin teşekkülü ve sonrasında gelinen aşama, kentin dışında Camili bölgesinde ancak zemin sıvılaşmasının olmadığı bir alanda bu adliyenin yapılması yönünde oldu. İhaleye çıkıldı, ihalenin itiraz süreçleri oldu ve itiraz süreçlerinin sonunda da yer teslimi yapılmak suretiyle inşaat başladı. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Biz her iki Adalet Bakanımızla da Sayın Abdullah Sayın Gül'le, Sayın Bozdağ'la bu hususu ayrıntılı olarak görüştük. Hani konuşmamın başında dedim ya, bizim kırmızı çizgilerimiz var. Bizim kırmızı çizgilerimizin en önemlisi afet güvenliği, deprem güvenliği. Biz depremi yaşamış, depremin acılarını görmüş bir şehiriz. Amelimiz, eylemimiz hep bunun üstüne olmalı. Dolayısıyla ikisiyle de görüşmemizde kırmızı çizgi olarak, varoluşun kırmızı çizgisi olarak bunu çok net bir şekilde ifade ettik. Kent merkezinde, cami bölgesinde yeri aslında bizim için merkezde olması elzemdi ama cami bölgesinde oldu. Nerede olursa olsun yapılacak her binanın
deprem güvenliğine uygun olması gereklidir diye söylüyoruz. Çincahalı bölgesinde yer teslimi yapıldı. Yer tesliminin yapılmasının hemen akabinde bariyerler kuruldu. Bariyerler kurulunca bizim otopark alanımız daraldı. Onu da nasıl çözdük biz yönetim kurulumuzla? Büyükşehir Belediye'mizle görüştük. Hemen arkada biliyorsunuz maçların olmadığı, yarışların olmadığı zamanda bisiklet vadisi var. Tahsisi sağlandı. Dolayısıyla şu anda bir otopark problemimiz yok. Müstakbelde olacak mı? Olacak. 7 blok halinde yapılan Sakarya'nın yeni adliye binasının içerisinde 300 küsur araçlık ayrılmış durumda. Otopark alanı ayrılmış durumda. Bu otopark alanıyla ilgili olarak da hem valilik kanalından hem başsavcılık kanalından yazılarımızın her birisini yazdığımız gibi 17 Ağustos Camii var. Bu caminin altında bir bölüm var. 100 araçlık bir otopark alanı olabilecek durumda. Bugün bu genel kurulda da bunu zikretmiş olalım. Biz sadece yönetim kurulumuzla kendi aramızda konuşuyorduk. Bunu da söylemiş olalım. O alanın Sakarya Barosu'na tahsisi ve Sakarya Barosu tarafından ödenmesi suretiyle tahsisinin sağlanması mümkün olacak. Geleceğin çözümünü şimdiden göstergesi olarak bunu ifade etmek istedim. Bununla da ilgili olarak böyle bir süreç yürütüyor. Evet, Sakarya Adliyesi. Bitmek üzere abi. Sakarya Barosu beni bu onurla tanıştırdı. Biz de bir farklılık yaratalım dedik. Bugüne kadar hiç olmamış bir toplantıyı yapalım dedik. Sakarya'da kadın baro başkanlarını topladık. Ve neyi anlattık? Bizim şehrimizde 2019'dan bu yana kadın cinayeti yok. Niye yok? Kurumlar arası, hani olumsuz anlamında söylemiyorum. Bu çok olumlu bir şey. Bunu nasıl Sakarya başardı? Başka illere nasıl örnek olabilir? Biz neyi doğru yaptık ki Sakarya... Ne doğru ki başka illerden bir farklılık ortaya çıktı? Bunu tartıştık. Sayın milletvekillerimiz Çiğdem Atabek hanımefendi ve Sayın Engin Özkoç beyefendi iki oturumada katılmak suretiyle Sakarya'daki farklılığı ortaya koydular. Bunun da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunun sonunda çıkan manifestonun başka illere örnek olabilecek mahiyette olduğu. 7 dakikada kadına yönelik şiddete ilişkin bir durum gerçekleştiğinde Sakarya'daki tüm kurumların müdahalesinin çok kıymetli olduğunu ifade ediyorum. Ama maalesef ki biz bu toplantıyı yaptıktan sonra kendi isteğiyle elektronik kelepçeden vazgeçen bir hanımefendi hakkın rahmetine kavuştu. Saygıyla anıyoruz. Ve sonrasında da geçen haftalarda bir eylem daha ortaya çıktı. Ama Sakarya yine bütün kurumlarıyla eşgüdüm halinde kadına yönelik şiddete ilişkin aksiyonunu net bir şekilde alıyor. Bunu da buradan ifade etmek isterim. Bir yeni farklılık yaptı Sakarya Barosu. Diğerlerini söylemeyeceğim. Biz bu dönemde halk eğitimle anlaşmak suretiyle baromuzdan herhangi bir ücret kalemi bir masraf çıkmaksızın eğitim çalışmaları yaptık. Ne yaptık? İspanyolca kursu verdik, Arapça kursu verdik, İngilizce kursu verdik, diksiyon kursu verdik. Aklı, resim, heykel, pek çok kursu verdik ve bunları halk eğitimle işbirliği içinde yaptık. Dolayısıyla kurumların arasındaki işbirliğinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yabuk aksiyon almanın, istişare kültürünün, büyüklerin sözünü dinleyip küçüklerin sözünü dinlemenin, herkesin talebine anlık cevap verebilme gayreti olmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Başarılı bulunuruz, bulunmayız ama kişinin kendi içinde mutmain olması önemlidir. Bana dönüp sorulduğunda, İlknur sen bu dönemde kalben mutmain misin? Yani yeterince çalıştın mı? Yeterince gayret sarf ettin mi? Dendiğinde ben bunu çok gönül rahatlığıyla, tek bir yaram vardı cezaevinin meselesi, Allah nasip etti, cuma günü gitti. Cuma günü onu da çözdük. Ben kalben mutmain olduğunu düşünüyorum. Ama bu tatmin olmuş duygumu yaşamamda yönetim kurulumun çok ciddi katkısı var. İyi ki onlarla çalışmışım. İyi ki onlarla yol yürümüşüm. Gece 3'te aradım, telefonumu açtılar. Gece 1'de açtım telefonumu açtı. İlk aradığımda hayırdır diyorlardı. Hele Osman ilk aradığımda hayırdır dedi. Gece 1.30'da aradım. Hayır, bizde şer yok dedim. Devam ettim. Artık ondan sonra aradığımda kimse bana hayır, şer mi diye sormadı da. Dolayısıyla onları da çok haklarına girdiğini düşünüyorum. Ama bir nebze olsun bir şeyi başarabildiyse,
başarılı kabul edilebildiyse ben yönetim kurulumun sayesindedir diye düşünüyorum. Ama ben kalben yapmayı onu da ifade etmek isterim. Hepinizi onurla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum başkan. Emniyet müdürlüğünde kameraları çöktürdük, onu söyledim. Yok, eksik kaldı. Hürmet ediyorum herkese. Evet, genel kurulu kalben tutmayın olup olmadığını biraz sonra oylamada anlayacağız. Evet, baro mali raporunun genel kurula sunulması.